Şimdi bir tablo oluşturup sonra da tablonun altın işlemlerini yapacağız. Şunları sileyim. Gereksiz tablolarımı da sileceğim. Kullanıcılar tablosu üzerinden yapalım bunu. Bir tablo oluşturacağız. Sonra da bu tablonun üzerinde yeni sütun ekleme, bazı tablo düzenleme işlemleri, alter işlemleri yapacağız. Kullanıcıları sıfırdan oluşturacağım. E-mail ve şifre kısmını çıkartayım. Bu bilgileri daha sonra eklemek istiyorum. Create Table. Sadece 4 sütunlu bir tablo oluşturacağım. Çalıştırıyorum. Invalid. Çünkü bilgi var. Tablo oluşturuldu. Tables'ı refresh ediyorum. Daha önceden var olan bir tabloya yeni bir sütun nasıl eklenir? Oluşturdum. Bu nesne üzerinde değişiklik için alter ile başlamam gerekiyor. Nesnenin değiştirilmesini sağlar. Herhangi bir nesnenin değiştirilmesi için içerisinde bir düzenleme yapmak için ekleme, kaldırma gibi. Alter table kullanıcılar dedim. Bu tabloyu alter et. İlk önce e-mail'i ekleyeceğiz. Aşağıda bilgilerim vardı. E-mail bilgisinin eklenmesini istiyorum. Varchar veri tipinde ve 65 karakterlik. Kullanıcılar altered diye uyarıyı aldım. İşlem başarılı. Şimdi de şifreye gireyim. Şifrede de ekstra bir işlem yapacağım. Örneğin şifre boş geçilemez. O zaman not null olmalı.
Sonra not null ekledim. Bakıyorum buraya. Kullanıcıların açıklama kısmında şifre nullable kısmı no. Aynı şekilde kullanıcı ID de no. Modify'da az önce bir ekleme işlemi yaptım. Modify komutu ile de add yerine modify yazıyorum. Diyorum ki soyad sütununun veri tipi varchar'dı ama karakter uzunluğu 25'ti. Bunu 30 yap ve boş geçilemez olsun. Not null. Yani var olan bir sütun üzerinde değişiklik yaptım. Bakıyorum kullanıcılara. Soyad 30, nullable no. Yani değişiklik geçerli. Bu var olan bir nesne üzerinde, var olan bir sütun üzerinde değişiklik yapıyor. Diğer ise yeni bir sütun ekliyor. Yukarıdaki. Yeni bir sütun ekleyeceğim. Bunu silmek için ekliyorum. Silmeye göstereceğim. Şehir adında yeni bir sütun. Buraya eklendi. Var olan bir sütunu nasıl silerim? Alter table kullanıcılar. Drop column. Sütunumun adı şehirdi. İşlem başarılı. Şehir sütunu gitti.
Şimdi de kullanıcılar tablosunun adını değiştirelim. Kullanıcılar rename to örneğin C alttan tire kullanıcılar olsun. Tabloları refreshliyorum. T alt direk kullanıcılar oldu. Eski halini alıyorum gene. Hatırlarsanız developer aracında bir açıklama eklemeden bahsetmiştim. Arayüzde açıklama satırı eklenebiliyordu bir sütun için ya da bir tablo için. Burada da comment on table kullanıcılar tablosu açıklama olarak. Succeeded diye bilgi geldi. Bakın şu an görünmüyor. En altta kullanıcıların üzerine tıklayın. Details kısmında comment'te kullanıcılar tablosu var. Benim yazdığım açıklama. Üzerine tıkla tablonu. Details. Daha önce Rex tablosuna iki kayıt eklemiştik. Şimdi bunun üzerinde farklı bir sorgu göstereceğim. Delete sorgusunu biliyorsunuz veri silmek için. Bir de truncate komutu var. Truncate table Rex daha önce
Truncate table, regs. Bu da şu işlemi sağlıyor. Sorguyu çalıştırayım. Bir tablo içerisindeki tüm veriyi silmeyi sağlıyor. Bu veri. Bu biraz farklı. Delete'den farkı var. Mesela neden delete yapmadık? Delete yapılabilirdi. Bunun delete'den farkını söyleyeyim. Bu SQL Server'da da çalışır. Normalde veriyi silmek için işte farklı nesneler vardır. Veri nesnenin üzerinde, örneğin tablonun üzerinde. Bunlar kısıtlamalar vesaire olabilir. Truncate table herhangi bir engele bakmadan doğrudan kök satırlar deniyor. Oracle'ın ya da herhangi bir veri tabanının bütün veriyi tutulan hafıza blokları doğrudan onun üzerinde silme işlemi yapıyor. Aslında çok güzel bir şey. Truncate tehlikelidir. Mesela şöyle diyeyim. Bir trigger yaptınız, tetikleme işlemi. Tetiklemede dediniz ki şu tabloda silme işlemi olduğunda şu işlemi yap. Örneğin logunu tut. Bu silinen verinin logunu tut. Bunu normal delete'te yapabilirsin. Ama truncate'te bunu yapamazsın. Truncate komple kökten siliyor. Orada trigger da çalışamıyor. Bu ne zaman kullanılıyor? İşte örneğin bir altyapı oluşturdunuz, bir sürü test verisi var vesaire. O zaman doğrudan Truncate kullanırsınız. Hiçbir şeye bakmadan siler atar hepsini. Normal bir database üzerinde kullanılmaz bu.